Değerli dostlar, bugün Gazze'deki insanlık ayıbının ve dramının birinci yıl dönümü, yani başlamasının birinci yıl dönümü ve dün bütün Türkiye'de Gazze ile alakalı bir yürüyüş yapıldı. Sadece bizde değil, bütün dünyada Türkiye'deki olduğundan çok daha fazla bu konuyla alakalı tepki gösterileri ve yürüyüşü yapılıyor. Dünyaca ünlü starlar bu konuyla alakalı tepkilerini dile getiriyorlar. Aslında baktığınız zaman Hristiyan ülkelerde ve Hristiyan ya da farklı dinden olanlar, mesela Türkiye'nin çoğunluğu Müslüman, %99'u neredeyse, buradakilerden çok daha fazla eylem yapıldı. İlki kışın yapılmıştı biliyorsunuz. O eylem üzerinden neredeyse bir iç çatışma çıkartmaya çalışmışlardı. Bir sürü olaylar falan, hep bunu provoka eden birileri vardı. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Ve çok enteresan, bizim Müslüman olarak duyarlılığımız daha fazla olması gerekirken, şahsım ve duyarlı olanları tenzih ediyorum tabii, bu konuyla alakalı bazı duyarsızlıkları, bazı çirkeflikleri, bazı edepsizlikleri, bazı vicdansızlıkları, adını ne koyarsanız koyun, hangi tanımlamanın içine koyarsanız koyun, gerçekten çok üzülüyorum. Yani Türkiye'de Müslüman olduğunu iddia edip bu kadar dinle alakalı dindar insanlar, veya bırakın bu zulüm gören insanların Müslüman olmasına gerek yok. Biz yıllarca mesela Yahudilerin o filmlerini seyrettik. Ne kadar üzüldük, öyle değil mi? Yapılanları. Ama daha bin beterini şu an Müslümanlara bu zulmü uğrayanlar yapıyor. Benim ülkemdeki Müslümanlar maalesef adeta kafayı yemiş durumdalar. Şimdi bir tanesi tiyatro oyuncusu. Dün sabah bunu ilk paylaşanlardan biri benim. Tam okuyayım da size. Şimdi burada diyor ki yarın Türkiye, bir haber sitesi. Yarın Türkiye genelinde 60'tan fazla şehirde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlenecek. Yani yıl dönümü. Bütün dünyada da düzenleniyor. O kadar yurt dışına gidiyorum, o kadar çok protestoyla karşılaşıyorum. Fakat Taha Ulukaya diye bir tiyatrocu aynen şöyle yazmış buna. Ne Filistin'miş be, söyleyeyim diyorum ama gerçekten artık söylemeyeyim diyorum ama artık midemi bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel, devam. Terbiyesiz, hadsiz, kendini bilmez. Ya bir insan bu vicdana nasıl sahip olabilir? Ya daha doğrusu bir insan, bunu söyleyen bir insan vicdana sahip olamaz desek çok daha doğru olur. Yani ülkende olan şeylere tepki göster, biz de gösteriyoruz. Bak kaç gündür kendimizde değiliz diyoruz. Şimdi olay aydınlanacak, bakalım ne olacak. Bunun altyapısını, aile boyutunu hiç kimse araştırmıyor. Bir olay olduğu zaman olay üzerinden gidiyor. Hep ne diyoruz? Değil mi? Aileler, değil mi? Aileler. Siz ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Herkesin suçu var. Kim daha suçlu onu bulalım, okey. Ama herkes de üzerinde sorumluluk olduğunu bir öğrensin. Şimdi bu hadsiz. Sonra ben yazdım, bu devlet sanatçısı mı dedim veya sahnesi, neyse, Kültür Bakanlığı devreye girdi sağ olsun. Bunların devam eden oyunları var ve bunu böyle söylüyorlar. Bir de devletin, onlara bakanlığın tahsis ettiği sahnelerde oyun sergiliyorlar. O tahsis edilen sahneler iptal edilmiş. Çok da iyi olmuş ama kendisi, belki de oyunda oynayan ışıkçısı da var, oyuncusu da var, kaç kişinin ekmeğine sebep oldu. Fakat bu faşizan düşünce gerçekten hiçbir din, dil, ırka sığmaz. Din, dil, ırka sığmaz. Fakat daha bu böyle olmuşken dün bu mitingden, bu gösteriden dönen ve metroya binen iki kişiye, metroda bir tane kadın, Türk bayrağı ve Filistin bayrağı elinde ya, o ne hakaretler. Video paylaşıldı, görebilirsiniz. Kadın, ya sana ne oluyor ya? Artı şuna dikkat ettim. Kadının yanında kızı herhalde. 11 yaşlarında falan en fazla. Kız ağlıyor, kadının umurunda değil. Ya o senin evladın. Bir kere tepki verdiğin, yani İnsanlar miting ediyor, gide. Tepki verdiği şey bir kere vicdanlara sığmayan bir şey ama yanında çocuğun varken o çocuğa böyle bir şeyi bir anne olarak ya da teyze veya
herhangi biri olarak nasıl yaşatırsın? Adam da hiçbir şey yapmıyor. Ha, siz bize hakaret edemezsiniz diyor, videoya çekiyor. Ya bana da yapsa kadın bunu. Yani bu mitinge neyle gideceksin? Amerikan bayrağınla mı? Ve bu insanlar bu ülkede bize duyar kasıyorlar. Müslümanlık duyarı kasıyorlar, milliyetçilik duyarı kasıyorlar. Diğer taraftan daha büyük, benim için büyük hayal kırıklığı, Rize'de, Rize gibi bir şehirde boykot ettiğimiz bir fast food markası açılış yapıyor. Ve bu açılışa işte ticaret odası başkanı gidiyor, işte AK Partili vekil mi gidiyor, belediye başkanı gidiyor galiba, ama gidiyor. Abi bir kere böyle bir boykot ürününün Rize'de açılması ve o işletme sahibinin bunu açma vicdanına sahip olmasını anlamış değilim. Hadi açılanlar ayakta durmaya çalışıyor diyeyim ki ayrı. Ama kardeşim, bir de onlar bu açılışı yaparken oradan geçen bir öğretim üyesi adam galiba üniversitede, işte kahrolsun diyor, is, anladınız. Ve adamı orada açılışı yapılanmazdı. Kimse onlar 10 kişimini bir güzel hırpalıyorlar. Adamın burnu falan darp ediyorlar yani. Adam şikayetçi oluyor. Ya abi gerçekten yani her bakımdan vicdansızca ve kabul edemediğim bir şey. İşte AK Parti milletvekili Leyla, işte usta herhalde soyadı, unuttum şimdi, kusura bakmasın. Dün bir yayında işte partiyi bağlamaz diyor. Tamam, bağlamaz da o zaman bunun partiyle bağlarını kessin. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş, savunmuş bir insan olarak bunları gördüğümde üzülüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Sizin çok yakından takip ettiğiniz, alkışladığınız bir gazeteci arkadaş, ismini vermeyeceğim, erkek. Ben bu CIP'deki kolaları boykot edip kaldırttırınca, Türkiye'de bilmem 50 milyon mu ne tıklanınca beni engellediler. Bazıları galiba sadece söylemde, bu yüzden biz yoruluyoruz. Diyorum bazen, dün birisininle konuşuyorum. Benden daha zengin, benden bazı yerlere daha yakın. Ya bu Türkiye'de yaşanan 3 günlük olayı bilmiyor adam. Ya nasıl bilmezsiniz diyorum ya. Bu çok önemli bir şey, gençlik. Siyasetçi falan değil ama başka şeylerle uğraşıyor. Hadi ya falan diyor. Nasıl diyorum ya? Veya bu Rize'deki olayı bilmiyor. Şimdi bunları gördüğüm zaman gerçekten hani insanın ruhu yoruluyor denir ya, benim de öyle oluyor. Ama tabii bu tabii herkesi bağlamaz. Bağlamamalı da. Ama bu çok önemli detay. Yani şimdi baktığınızda şu tiyatrocu denen kişinin hadsizliği, vicdansızlığı akıllara zarar. Metroda insanlara gittiler diye bu akıllara zarar. Kışın yapılan şeyde kelime-i tevhid bayrağını hilafet bayrağı diye topluma pompalayıp milleti sokağa yönlendirmeye çalışmaları akıllara zarar. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bunu Müslüman olduğunu söyleyenler yapıyor. Hep söylüyorum, imandan çıkmak sadece Allah'ı inkar ediyorum, ben Müslüman değilim, ateistim, şuyum buyum demek değil. Bak, bir nesli kendi dininden koparttılar, din ve dilinden asimile ettiler. Maddeye yöneldi insanlar. Burada hocaların da payı var, hep diyor musun? Hocalar. Bu kadar anlattınız, sizler de para kazandınız, toplum bilinçlendi mi? Hayır. İşin şovuydu demek ki bunlar. Demek ki yetmedi. Çünkü kimse gerçekleri söylemek istemedi. Bizim gibi gerçekleri söylemek isteyenleri de ekranlardan uzaklaştırdılar. Hala da öyle. Bakmayın, ben hani gidiyoruz, ediyoruz, yapıyoruz da hikaye yani. Yasaklıyım ben. Yani öbür taraf sağcıyım ve dinlerim diye böyle. Bizim taraf böyle dik. Keşke ben dedim ya, dik konuşan olarak kalsaydım da bütün Türkiye'den, bütün toplumdan, ya çok dik konuşmuşum, ben de biraz ileriye gitmişim diye özür dileseydim. Ama maalesef öngörülerimiz çıkıyor. Şimdi de bu olaya baktığınızda toplum vicdanı yok. Toplum sosyal çürüme, toplumsal çürüme,
artık kokuşma durumuna gelmiş. Çöl faresi diye aşağılamaya çalışıyorlar da, çöl faresi kadar yüreğiniz olsaydı keşke. Keşke çöl faresi kadar bir kalbiniz olsaydı. Hani o aşağılamaya çalıştığınız insanlar, siz çöl faresi bile olamazsınız. Yani sosyal medyadaki fare videolarına bakın. Onlarda bile sizde olmayan insanlık var. Bir şeyden oluyor bazen. Kemirgen bir hayvan. Belki etrafa zararı var. Ama o hayvan düşünemiyor. Ama insan olarak dünyaya gelip bir de böyle bir meslek sahibi olup sanatçı olduğunu söyleyip sonra böyle şeyler. Dedim ya, çöl faresi kadar vicdanı olmayanların itibarı da olmaması lazım. Ama bizim ülkemizde maalesef neden böyle oluyor biliyor musunuz? Bir kesimin sayısı daha az, sesi daha çok çıkıyor. Çünkü yıllarca aman onları kazanalım diye onları pohpohladılar. Hiçbir şey yapmadınız, sadece düşmanı beslediniz. Sadece karşı zihniyeti beslediniz. Sadece işte yaşanan en bir olayda ilk durakta sizi bırakıp giderler. Amaçları hiçbir zaman sizden olmuyorlar zaten. Bir insanı kazanılacak şey vardır, kazanılmayacak insan vardır. Bazılarının zihniyeti değişmiyor. Bu narsizm mi diyeyim, faşistçe bir düşünce mi diyeyim? Yani içine alamayacağınız şey. Ya orada bak, şimdi Lübnan yanıyor. Bir yıl önce onlar da aa bize gelmez, sıçramaz diyorlardı belki. Allah bir yıl sonra başkalarını korusun. 100 yıl önce yapılan, 100 yıldır, 100 yıl önce planlanan ve sinsi sinsi yavaş yavaş örümcek ağı gibi böyle ördüler. Şimdi bütün dünyaya karşı aleni aleni vuruyorlar. Konuşuyor. Bosna'da başladı bu olay. Myanmar, Arakan. Hep Müslümanlar zulüm görüyor. Ne enteresan değil mi? Ve Müslümanlar zulüm görürken Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler, NATO'su, şu su bu su herkes konuşuyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Lafa gelince de biz, yani kimin yanında olduklarını gösteriyorlar ama koskocaman bir Müslüman alemi birleşemedi. Selman'dı galiba Arabistan'ın şeyi. Ne dedi? Yani benim şahsi olarak çok umurumda değil dedi işte. Ben de hiç şaşırdınız mı dedim. Şaşırmadım. İnsanın Kabe'ye gidesi gelmiyor. Bak çok ciddiyim. Herkes kapansın bir yere. Orada ibadetini yapsın. Çok ciddiyim. Yani insan bunlara üzülüyor. Acının, katliamın, vahşetin, onun bunun dini, dili, ırkı olmaz. Dinsizliği de olmaz. İnsanlar birbirlerine ne zarar vermediği sürece inanmak ya da inanmamak haklarına sahiptirler. Ama burada konu bu değil. Burada fütursuzca, hadsizce işgal var. Kat var. Vah. Et var. Bak, kelime bile kullanamıyoruz. Çünkü her şey. Müslümanlar hiç çalışmamışlar, tembel. Çalışanlar ise onlara çalışmışlar, parası olanlar. Churchill demiş ya, 100 sene önce Türkiye'ye öyle bir tahribat verdik ki ancak 100 senede kendilerine gelirler. Tam Türkiye kendine geldi işte bu olaylar, dolaylar, şunlar bunlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Tek çözüm tekrar aile olmak. Tekrar aile yeni kitabı da, yani ben de ne kadar şeyim ha, vallahi billahi, dur bakayım burada mı dostlar? Ha, varmış burada. Millet bir kitap çıkarttığı zaman onu Allah'a şükür satıyoruz tabii de. Buyurun efendim. İnternetten yazarsanız yeterli, anne babalar, mutlu çocuklar. Tam da bu konuları topladığım, mücadelesini verdiğim kitap çıktıktan sonra bu. Şimdi herkes aile, aile, aile. Mükemmellik, mükemmellik, Instagram'da kendini kaybettiniz orada burada ama yeterli olun. Çocuğum travma yaşamasın. Ha, travma yaşamadan güçlenir mi insan? Travma dediğin şey boyutu önemli, yaşadığın olay önemli. Ama ay çocuğum üzülmesin, ay çocuğum olmasın, ay o onu yapma, bunu yapmasın, onu demesin.
Diplomalı ama beceriksiz çocuklarla dolu. Ya da kayıp çocuklarla dolu. Bu ayrı bir konu. Yine işleyeceğim. Dedim ya, yıl dönümünde böyle hadiselerin Türkiye'de yaşanması, bunları söyleyen insanların olması, onlarla aynı ülkede yaşamak gerçekten insana çok ağrına gidiyor ama yapacak bir şey yok. Herkes aynı haklara sahip. Ne olacak? Şey olmayacak. İşte öyle böyle. Yine onlar aynı diş bilemeyle devam edecekler ama bir söz var ya, acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını hissedebiliyorsan insansın. O yüzden insan olan herkese selam olsun. Her zaman dediğim gibi gölgelerin gücü adına değil, bir fincan kahvenin hatırına selam olsun. Yeni kitabımız dediğim gibi bir hafta oldu çıkalı, çok da güzel gidiyor. Gerçekten ailelerin el kitabı oldu. Çok uğraştım. Çok da benim sıkıntılı bir dönemime geldi ama gerçekten içinde her şeyi bulabilirsiniz. Tekrar aile olmak, çocuk yetiştirmek, bunlar o kadar önemli ki. Ne olur ihmal etmeyin. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.